Şimdi izleyicileri, ben Ercan Uğurlu. Huawei stand turumuz devam ediyor. Huawei MateBook 14 modeli de burada tanıtılan bir diğer notebook modeliydi. Oldukça yine diğer MateBook modellerine de gördüğümüz gibi minimalist bir tasarım çizgisine sahip cihaz. Şimdi kısaca burada teknik özelliklerinden ve cihazın sunduklarından kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle oldukça ince bir cihaz, onu söylemek lazım. 15.9 mm ebatında, en kalın noktasında ve tabii ki oldukça yine hafif, 1.53 kilogram ağırlığında olan MateBook 14 teknik kadro olarak da oldukça güçlü. Gördüğünüz gibi zaten tamamen ekran yani neredeyse çerçeve yok arkadaşlar. 14 inç boyutunda 2160x1440 piksel çözünürlük sunan bu ekran sRGB renk gamı turunda %100'ünü karşılığı ve multi-touch desteği getiriyor. Daha teknik detaylara girecek olursak Intel Core i7 ve i5 8. nesil işlemci tercihleri sunuluyor kullanıcılara ve tabii ki buna göre farklı fiyat çizgilerine sahip. Yine ekranın 3:2 görüntüleme oranı, şunu söyleyeyim, 16'ya 9 değil. Ve bir diğer teknik kadro ilişkin özellik ise Nvidia GeForce MX250 grafik birimiyle birlikte dahili harici ekranla birlikte sunuluyor 2 GB kapasitesinde. Tabii ki bunun yanında yine Intel'in kendi Ultra HD grafik birimi de yer olarak sunuluyor. Şurada bir önemli bir detay. Burada webcam'i görebiliyorsunuz. Webcam alanı burada gizli bir webcam bizlere sunulmuş. Tasarım olarak oldukça etkili. Sadece ince ve hafif olmasıyla değil, aynı zamanda görünüm itibariyle de oldukça güzel görünen bir cihaz olmuş. Geniş bir taş metal alanı var ve 8 GB RAM kapasitesi ile 16 GB RAM kapasitesine farklı seçenekleri bizlere sunduğunda belirtip, öte yandan merak edilen bir diğer nokta ise 512 GB kapasitesinde SSD'si de mevcut. Şu an ekranda gördüğünüz özellik nedir? Huawei Share özelliği. Önemli bir diğer detay. Huawei Share özelliği ne? Telefonunuz eğer Huawei'nin bir akıllı telefonuysa, mesela şöyle bir Mate ise, Mate Pro ise, Mate 20 Pro ise, telefonu buraya koyduğunuz anda burada ekrandaki oynayan video, fotoğraf, her neyse kablosuz olarak NFC desteği sayesinde bilgisayarın ekranına aktarılıyor. Yine aynı şekilde bilgisayardan yine buradaki telefonunuza da bunu aktarma şansına sahipsiniz. Anlık olarak bunu yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kablo vesaire falan takmanıza gerek kalmıyor böylece. Peki cihazın fiyatı ne kadar? 1199 euro fiyat etiketine sahip bu cihaz. Tabii ki bir de 1499 euro fiyatlı diğer bir farklı modeli var. Bunlar tamamen Intel Core i5 ve i7, 8 GB 16 GB RAM, 512 GB depolama kapasitesi. İkisinde de bu arada 512 GB depolama kapasitesi var. Herhangi bir 512 GB 256 GB'lık bir RAM seçeneği sunulmamış ve öte yandan MX250 Nvidia GeForce MX250 grafik birimi de bu cihazda bizlere sunuluyor. Yakın zamanda cihazları Türkiye'de satışa sunulmasını bekliyoruz, ancak ne zaman geleceğini henüz bilmiyoruz ve sanıyorum ki 2019'un ikinci çeyreğinde bu cihazları göreceğiz. Şimdilik Huawei MateBook 14'ten bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.